Milletimizin mübarek miraç kandilini kutluyorum. Bu gece edilecek duaların yüce Allah katında kabulünü niyaz ediyorum. Bugün AK Parti grubunda yine büyük bir hezeyana şahit olduk. AK Parti Genel Başkanı mübarek miraç kandilini bile dinlemedi. On parmağında on kara partimize sürdü. Elbette kötü söz sahibine aittir. Testinin içinde ne varsa dışına da o sızar. Allah'a çok şükür. Bizlerin evinden çanta çıkmaz. Ayakkabı kutusu çıkmaz. Para sayma makinesi çıkmaz. Kasalar hiç çıkmaz. Yine Allah'a çok şükür ki bizim partimizde evdeki paraları sıfırlama talimatı veren babalar hiç olmadı. Bizler de evlatlarımıza evdeki paraları sıfırla evladım talimatını hiçbir zaman vermedik. Vermeyiz de. Böyle bir utancı babalarımız bizlere yaşatmadı biz de evlatlarımıza yaşatmadık, yaşatmayacağız. Sayın Genel Başkanımız da ben de devlette kariyer merdivenini, merdivenlerini aldığımızın akıyla hak ederek adım adım tırmandık. Hiçbir yere paraşütle gelmedik. 2001'de Türkiye'nin en büyük krizlerinden birinin ardından devletimiz bana hazinesini emanet etti. Müsteşar oldum takım olarak gece gündüz çalıştık. Ekip olarak ekonomiyi iki çeyrekte krizden çıkaracak programı hazırladık. 2001 yılında %5,8 daralan ekonomiyi 2002'de %6,4 büyüttük. AK Parti hükümete geldiğinde de tüm dünyada güven uyandıran bu programı kucağında buldu. İnsanda biraz vefa duygusu olur. Azıcık vefa duygusu olandan tabi Allah razı olsun. Vefa duygusu olmayanın da canı sağ olsun. Hazine müsteşarı iken milyarlarca dolarlık iş ve işlemlerin altına imza attım. Allah'a çok şükür hepsinin de hesabını verdim. Devletten ayrıldıktan sonra da hiçbir kamu kurumunun kapısından içeri girmedim. Yönetim kurulu üyelikleri kovalamadım. Genel Başkanımız, ben ve partimizde devlete hizmet eden tüm arkadaşlarımız için en büyük onur her zaman her girdiğimiz makamdan tertemiz ayrılmamız olmuştur. AK Parti Genel Başkanı bugün niye bu kadar sinirliydi? Niye bu kadar esip gürledi anlamadık. Genel Başkanımız Merkez Bankası kasasından buharlaşan 128 milyar dolarla ilgili 5 soru sordu. E biz de bu soruları hep tekrarladık. Birinci soru bu satış hangi yöntemle yapıldı? İkinci soru bu satış hangi tarihlerde yapıldı? Üçüncü soru bu do dolarlar dövizler hangi kurdan satıldı? Ne kadar satıldı? Dördüncü soru bu ticaretin alıcıları kimlerdir? Beşinci soru ise bu satış işleminin altında kimlerin imzası vardır? E biz bu soruları Sayın Erdoğan size millet adına soruyoruz. O buharlaşan 128 milyar dolar rezerv sizin şahsi döviziniz değil. O döviz rezervlerinde tüy bitmedik yetimin hakkı var. Esnafımız bu rezervlerin ne, ne kadarını gördü? Çiftçimiz bunların ne kadarını gördü? Emekliye ne kadarı gitti? Memura ne kadarı gitti? İşsize ne kadarı gitti? Çalışanlara ne kadarı gitti? Bugün bir Miraç Kandili. Böyle bir günde ekşi yemeyenin karnı ağırmaz. Millete çıkar, aldı ak, hesabını verir. Ama siz onun yerine lafları eviriyorsunuz, çeviriyorsunuz, bir de üstüne hakaret ediyorsunuz. Nedir bu telaşımız? Daha önce 128 milyar doları pandemi için kullandık dediniz. Bugün bakıyorum fikir değiştirdiniz. Şimdi para Merkez Bankası ve Hazine kasasında diyorsunuz. Ama konuşmanın sonuna doğru yine fikir değiştiriyorsunuz. Bu sefer de rezervler toparlanıyor diyorsunuz. Şimdi buradaki rakamlar bana ait değil. Şu çizgi net rezervleri gösteriyor. Bu Merkez Bankası'nın uluslararası rezerv ve döviz likiditesi istatistiklerinden alınan rakamlar. 26 Şubat itibariyle Merkez Bankası'nın kasasındaki döviz açığı altını çiziyorum. Döviz açığı 42,5 milyar dolar. Sayın Erdoğan kedi buradaysa ciğer nerede? Ciğer buradaysa kedi nerede? Kasada sizin dediğiniz gibi 128 milyar dolar falan yok. Tam 42,5 milyar dolar açık var. Merkez Bankası kasası 2020 yılının Mart ayından sonra sürekli açık verdi. Biz bunu takip ediyoruz, bunu soruyoruz. Biz 2019'un başından damadın görevden ayrıldığı Kasım 2020'ye kadar satılan 128 milyar doların hesabını sormayacak mıyız? Tabii ki soracağız. Merkez Bankası daha önce de döviz sattı. Bunları sattığı dövizleri gün gün açıkladı. Siz bunu neden açıklayamıyorsunuz? Niye açıkla dediğimizde bizim verecek hesabımız yoktur diye bas bas bağırıyorsunuz. Yola sağlam bastıysanız hesabını da verirsiniz. Ha yok millete hesap vermem diyorsanız onu bugün vermezsiniz. Ama bizim iktidarımızda bunun her kuruşunun hesabını sorarız. Ve bir de Mübarek Miraç Kandili'nde Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden beddua ediyorsunuz. Başınıza damadım kadar taş düşsün diyorsunuz. Sayın Erdoğan, siz ve damadınız ülkeye takoz oldunuz. Ya biz de dahil tüm milletimizin başına taş olup yağdınız. 2020'de iş güç sahibi 1 milyon 272 bin yurttaşımız işinden oldu. Son iki yılda 2 milyon yurttaşımız işini kaybetti. Dünyada en yüksek enflasyona sahip 15 ekonomiden biriyiz. Bugün yine sayenizde Türkiye en yüksek faizi veren 10. ekonomi dünyada faiz lobileri sayenizde abad oldu, şımardı. Bak şimdi 100 bas puan daha faiz artışı istiyorlar. Milletimiz ayçiçek yağını çay bardağıyla satın alıyor. Son bir haftada Osmaniye ve Adana'da iki tane gencecik müzisyenimiz, iki gencecik müzisyenimiz maalesef canına kıydı. Bu ülkede hükümet yok mu? Bunların sorumlusu kim? Sizsiniz, siz Sayın Erdoğan. Bugün ama grup toplantınızda ağzınızdan bu konuda tek bir söz duymadık. Sarayınızda oturmuşsunuz, ülkenin halinden haberiniz yok gibi yapıyorsunuz. Boş boş bir de üstüne böbürleniyorsunuz. Bir de bizi cahillikle itham ediyorsunuz. Sayın Erdoğan bizim ömrümüz devlette yatırım projeleriyle uğraşmakla geçti. Nükleer santralle övünüyorsunuz. Soruyoruz. Ruslardan nükleer santrali aldınız. Peki Ruslar daha önce taahhüt ettikleri gibi kamuoyuna söylediğiniz gibi nükleer teknolojiyi bize verdi mi? Bu santralin üreteceği elektriği kaça mal edeceksiniz, milletimize kaçtan satacaksınız? Akıl vermek yerine bu sorulara cevap verin. Hiçbir şeyin sorumluluğunu almıyorsunuz. İllerin pandemide renk değişiminden şimdi o ildeki vatandaşı sorumlu tutuyorsunuz. E peki bu leba lep dolu parti kongrelerini vatandaş mı yaptı? İşleri laf kalabalığına getirmeyin. Hem 128 milyar dolarla ilgili 5 sorumuzu hem de nükleer santralle ilgili 2 sorumuzu cevaplayın. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum. <laughs>